Merhaba sevgili izleyenler. Yaşar Nuri Öztürk'le Ramazan programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da hocamızla sohbetlerimiz devam edecek. Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Ramazan'ın üçüncü gününde Ramazan'la ilgili yeterince konuştuğumuz için ben sizin kitabınızda okuyup etkilendiğim ve çok önemli olduğumu düşündüğüm bir soruyla başlamak istiyorum. Tamam. 25. bölümünde kitabın Yapay Haramlar İcat Etmeyin. Hangi kitap o? Kur'an'ın temel uydukları. Çok önemli. Evet. 25. bölümde Yapay Haramlar İcat Etmeyin diye bir kısım var. Tabii. Haramlaştırma dinin en hayati noktasıdır. Bu yüzden haramlaştırma yetkisiyle din kurma yetkisi eşittir ve yalnız Allah'ındır. Allah bu yetkiyi elçileri dahil hiçbir beşere vermemiştir. Sizi tebrik ediyorum. Bu kitaptan en hayati kısmı soruya dönüştür deseler bana, ben de bunu seçerim. Gayet samimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Evet, dinin en hayati meselesi bu haramlaştırma meselesidir. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah dışında hiçbir kuvvete, hiçbir kişiye, peygamberler dahil, bir şeyi haram ilan etme yetkisi vermemiştir. Yani din adına, dini manada. Peygamberler teşrii yetki de kullanırlar. Teşrii hukuki bir tabirdir. Hukuken kural haline getirmek demek teşrii. Ama bunların hiçbiri din olmaz. Peygamber bir şeyi şunu yapmayın, şunu yapın der. Eğer Kur'an vahyi bunu onaylamışsa bu din olur. Onaylamamışsa geçicidir, örf olur. Hazreti Ayşe'ye bir gün bir konu soruyorlar. Hazreti Ayşe sahabenin fıkıh bilgisi çok kuvvetli olanlarından biri. Şöyle yapın diyor. Diyorlar ki, hemen oradan birisi itiraz ediyor. Diyor ki, ey müminlerin annesi, siz öyle diyorsunuz ama bu konuyu biz peygamberimize filan zaman sormuştuk. O bunun aksine şöyle cevap vermişti. Deyince Hazreti Ayşe diyor ki, sen işte bu kadar kafan alır. Hazreti Peygamber o cevabı o günkü şartlara göre verdi. Ben bugünkü şartlara göre cevap veriyorum. Benim cevabım bugün geçerlidir. Ha, ne yapıyor Hazreti Ayşe burada? Zamanüstü dinle sıradan kurallaştırmayı ayırıyor birbirinden. Peygamberimizin şari yetkisi sıfatı var, teşri yetkisi. Evet, var, doğru. Ama dinin sahibi Allah'tır. Peygamber din koyamaz. Tedyin başkadır, teşri başkadır. Şimdi ben bunları diyorum. Bu halka acıyorum. Bu dediklerimi bu halk nasıl anlayacak? Benim meslektaşlarım içinde koca koca unvan taşıyanlar bunları anlamıyorlar. Teşri, tedyin, peygamberin teşri yetkisi, peygamberin tedyin görevi, tedyin fonksiyonu, teşri fonksiyonu, adam böyle bakıyor bana. Duvara bakmış gibi. Haberi yok. Hukuk bilmiyor. Yani Allah'ın yasak koymadığı hiçbir şey Allah haram değil. Yasak koymamışsa dini manada yasak değildir. Peygamberler o günün şartlarına ve koşullarına toplum için, toplumun nizamı için yasaklar koyarlar. Belli kurallar mesela ve yasaklar diyor ki koyabilir. Erkeklere altın kullanmayın diyor. Bir örnek. Evet. İpek giymeyin diyor. O günkü toplumda bir ekonomik gerekçesi var onun. Şimdi ayrıntılara girmiyorum. Ama siz bunu alıp da
bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda hiçbir erkek altın yüzük parmağına koyamaz diyemezsiniz. O din olur. Sahabilerden birisi, yine fıkıhta öncü olan sahabilerden birisi diyor ki, doğum kontrolü bilir misin? Yapılmıştır Hazreti Peygamber döneminde. Kitabınızda var. Heh. Biz azil yapardık, Kur'an da inerdi diyor. Azil demek, yani rahime çocuğun döllenmemesi için tedbir almak demektir. Kısaca. Hı hı. Bunu bir aletle, bir ilaçla veya doğal bir yolla yaparsınız. Kur'an inerdi. Eğer diyor, azil haram olsaydı, yani bu bizim yaptığımız, Kur'an onu hükme bağlar, bize yasaklardı. Yasaklamadığına göre bu serbest demek. Yani Allah'ın yasaklarının içinde olmadığı için serbest. Şimdi sonraki dönemlerde ne yapıldı? Bu Kur'ani ilkeler çiğnendi. Önüne gelen yasak koydu. Gerekçe, ulema böyle uygun görmüş. Fitne çıkar. Mesela kadınlara getirilen yasakların, işte camiye giremez, ibadet edemez, erkeklerle oturamaz filan. Bunlar Kur'an'da. Bunların hepsi ulema fetvalarıdır. Efendim, fitne çıkar. Ya bu sizin ulema dediğiniz ulema. Bu ulemayı Allah'ın yerine koydunuz siz. Kur'an diyor ki, kime diyor? Peygambere. Lime tuharrimu ma ehellallahu lek. Sen Allah'ın helal bıraktığı şeyi nasıl haramlaştırıyorsun diyor. Niçin? Ne hakkın var buna? Kur'an ayet, peygambere hitap bu, peygambere hitap. Senin ulaman kim oluyor da senin ulaman, Kur'an'ın getirdiği haramların 20 katı haram koymuş ümmetin önüne. O yana dönme künahtır, bu yana dönme künahtır, aşağı bakma künahtır, yukarı bakma künahtır. Ulan bırak ölsün herif bari. Daha bir şey kalmadı ki. Efendim, ulama böyle demiş. Ya bırak şu ulamayı mulamayı. Ulamayı boş ver. Sen dinin sahibi ne demiş? Dinin mübelliği nasıl uygulamış bunu? Allah söyler, peygamber uygular. Peygamber hüküm koyamaz. O uygulatıcı. Çünkü Kur'an gayet açık. Hüküm makamı ikileşti mi şirk gelir. Şirke peygamberin araç olması şirki şirk olmaktan çıkarmaz. Peygamber bile olsa yapamaz. Şirk koşmuş olur Allah. Yapamaz. Eskiden hükümdarlarda böyle bir aynı hem iktidar hem ilahi bir güce sahip oluyorlardı. Tabii. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Adam mel'un. Ahlaksız, zalim, sefih, pis, akla gelecek bütün kıstaslarla pis, iğrenç, canavar. Ama Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Yezid gibi bir adama Hazreti Hüseyin gibi bir adam karşı çıkıyor. Sen müminlerin emiri, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, zillullahi fil arz olan zata nasıl karşı çıkarsın, fitne çıkarıyorsun diye kafasını kesiyorlar. Şimdi böyle bir camiaya Allah rahmetle bakar mı? Bakın, o cinayetler, o Ehl-i Beyt'e yapılan zulümlerden sonra İslam dünyasının iki yakası bir araya gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim Yahudileri peygamber katlettiler diye lanetliyor. Gerekçesi budur. Şimdi bizim Müslüman ümmet ne yaptı? Peygamber katletmedi. Ona imkanı zaten olmamış. Son peygamber geldi. O da kendini katlettirecek bir peygamber değildi. Hı hı. Ama bizimkiler ne yaptılar? Peygamber evladı katlettiler. Ehl-i Beyt'i katlettiler. Onun için ben Yahudilere cinayet kavmi, bizimkilere de hıyanet kavmi diyorum Araplara. Peygambere hıyanet ettiler.
Kur'an peygamberinizin emanetlerine hıyanet etmeyin dedi. En büyük emaneti işte Kur'an, peşinden de Ehl-i Beyt'iydi. Ona ihanet ettiler. Şimdi dönüp şöyle diyorum. Allah bugün cinayet kavmiyle hıyanet kavmini, Yahudilerle Arapları birbirine boğduruyor. Bu iş kıyamete kadar sürer. Allah adildir. Bakın, İslam dünyası Yahudi siyasetlerinin oyunlarıyla bir saat huzur bulamadan kıvranıyor. Niçin? Yemen'den Irak'a, Suudi Arabistan'dan İran'a kadar. Allah böyle yapıyor işte. Diyor ki, Nebileri katledenler cinayet kavmiyle, Nebinin Ehl-i Beyt'ini katledenleri birbirinize verdim, böyle birbirinizi yiyin, boğuşun bakalım. Birbirleri. Onun için biz bu işe hiç karışmamamız lazım. Bu Allah'ın takdiri, bu tarihin diyalektiğinin icabı, tarih hükmünü veriyor. Karışmak zaten yapacak Allah. Yani Allah adaletini, ya kıyamete, ne kıyameti ya, zulüm kıyamete kalır mı, bu dünyada bunun cezası verilir, işte böyle veriyor. Cinayet kavmiyle hıyanet kavmi birbirine girmiş. Filistin'de öyle, orada öyle, burada öyle, Irak'ta öyle, şurada. Ha? Gayet tabii. Bize ne oluyor da biz bu işe karışıyoruz? Bize ne? Ne yapacağım ben? Hangisini tutacağım? Peygamber katledenlerin lehine mi taraf olacağım? Peygamber Ehl-i Beyt'i katledenlerin, benim peygamberimin ehli, onların lehine mi taraf olacağım? Hayır. Yesinler birbirini. Birbirlerini yesin. Yani bizi bir tercih yapmak zorunda. Hayır, bırakmamak biz, bana gerekiyor ne ya? Değil mi? Bana ne? Hocam, helal ve haramla ilgili bir şey daha sormak evet. İsterim. Alo Diyanet'le ilgili. Şimdi aslında bu kadar açık yazılmışken, yani Allah'ın haram dediği, yasak koyduğu haramdır. Helal dediği de helal. Bunlara uyan sevap, uymayan günah işler. Alo Diyanet'i arayıp insanların bu kadar helali ve haramı soruyor olmasının sebebi ne? Bu kadar açıkça kitapta hiçbir... Kitabı, ya Ezgi Hanım, kitabı okuyan mı var? Ne kitabı ya? Ya siz halkı diyorsunuz. Hanımefendi, halk, halk, gariban halk. Cahil, mazul, bilmiyor yani. Adam il müftüsü, müftü, müftü. Hem de koca kocalarından bir tanesi. Bana aynen şunu söylemiştir. Kur'an, Kur'an, Kur'an deyip duruyorsun. Ne demek bu? Kur'an'la din olmaz. Dedim, Kur'an'la din olmasa senin de dinin olmaz. Sen Müslümanım deme. Yok dedim. Otur oturduğun yere. Ben dediğim sözün arkasını getiririm. Hiç kaşınma. Yerine otur. Baktı ki iş bozuk. Hemen çöktü yerine. Adam böyle diyor. Kur'an'la din yani olmaz diyor. Yani kastettiği ne? Neyle? Yani diyor ki, bizim ulamamızın yazdığı kitaplardan dini öğreneceğiz. Lan onlar bu milleti, bu ümmeti mahvetti bin senedir. Niye bu Kur'an'dan böyle rahatsız oluyorsunuz siz? Kur'an'la din olmaz diyor. Bir tanesi bunların küresel düzeyde dinci bir teşkilatın başı. Daha aylar öncesi, yakın bir zamanda demeci var. Diyor ki, Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Bakar mısın? Kur'an Müslümanlığı, Kur'an İslam'ı demek sapıklık oluyormuş. Ya Kur'an'a bin kere yemin olsun ki sapıklığın daniskası bu senin söylediğin sözdür beyefendi. Ne İslam'ı diyecektik? Ya böyle bir şey denebilir mi? Bu Kur'an'a düşmanlık ilan etmektir. Bu Kur'an'ın
lanetine çarpılmaktır. Bu Kur'an'a silah çekmektir ya. Ne diyecektik peki? Ne Müslümanlığı diyecektik? Onu da söyle. Kur'an mahvede olan peygambere bile diyor ki bu sana vahyettiğimize bir kelime ilave yapar, bir kelime onun üzerinde oynarsan senin şah damarını koparırız diyor. Kur'an seni beni değil peygamberi de hesaba çeker. O da Kur'an'a uymak zorundadır. Şimdi efendi, peygamber Kur'an'a hesap vermek zorunda da sen hesap vermek zorunda değil misin? Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıkarttılar diyor. Allah seni bu sözünle haşretsin. Bu sözün mahşer meydanında Allah tarafından senin önüne konacaktır. Davaya müdahil olacaklardan biri de benim. Yakana yapışacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Böyle bir hak helal edilmez. Çünkü o benim hakkım değil. Ya benim dinime hiçbir gavur böyle bir saldırıda bulunmadı bugüne kadar. Kur'an, ya ne uzu billah. Amacının ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bu açıklamayı yaparak insanları Kur'an'dan soğutmak mı? Efendim, bu açıklamayı niye yapıyor? Bu adamlar teşkilatlarında, yurtlarında, dolaplarında Kur'an meali çıkan çocukları kovuyorlar yurttan. Elimizde belgeler, dosyalar var. Olaylar var. Yani Kur'an'ın bilinmesini istemiyorlar. Hayır, istemiyor. Anlaşılmasını bizim istemiyorlar. Bizim sana verdiğimiz kitaplar neyse onlar okuyacaksın diyor. Efendi Hazretleri'nin kitabı. Ulama, Efendi Hazretleri. Üstadımız Efendimiz'in kitabını okuyacaksın. Efendi Hazretleri. Allah ne oluyor? Açıklar ağzın. Bunu okuyacaksın diyor. Peki hocam, bir de bu yeminlerini özellikle son zamanlarda işte seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaşması, siyasilerle ilgili Türkiye'nin gündemi hep her zaman sıcak. Yeminlerinize ters düşmeyin diye kitabın 24. bölümü var. Yeminlerinize ters düşmek de en büyük günahlardan biri. Yeminlerinize ters düşmeyin demek ne demek? Yani siyasi ki insanlar, siyasiler sözler verirler, vaatlerde bulunurlar ve bazen bunları yerine getiremezler, tutamazlar. Niye hafifletiyorsun? Tutamazlar başka. Ya da tutmazlar. Olduğu gibi söyle ki ona göre cevap vereyim. Tutamazlar başka. Tutamazlar ayrı bir iş. Tabii tutamayan daha da yeminini ederken ona uymayacağını düşünüyor adam. Anayasaya yemin ediliyor mu Türk parlamentosunda? Edenlerden biri de benim. Evet. Şu günkü Türk parlamentosunda iktidarı elinde tutanların o anayasa yeminine sadık kaldıklarını bir Allah kulu söyleyebilir mi? Her gün 24 saatte 24 defa anayasayı ihlal ediyorlar. Geldikleri günden beri. Ben bunu bir hukuk adamı sıfatıyla takip ediyorum. Bunları eğer bir gün tarih hesaba çekerse, o yolsuzluk, hırsızlık, bilmem o rüşvetler, bilmem talanlar, 100 milyar euroluk hesapla, onları geçin. Anayasa ihlallerinden bunlar hayatı boyunca KOTES'ten kurtulamazlar. Bütün hayatları, icraatları, iktidar dönemleri anayasa ihlaliyle geçmiştir. Yargı bırakmadılar. Savcı bırakmadılar. Hakim bırakmadılar. Adalet tabii ki böyle olunca bırakmadılar. O talanlar, çalmalar, götürmeler, yağmalamalar onlar bir kenara. Bu yandan, bu yandan. Yani
Türkiye'de hukuk hayatı katledildi. Türkiye'de hukuk var mı? Yok. Yok denebilir. Ben hukukun içinden gelen bir adam. Hukuk diye bir şey var mı Türkiye'de? Tabii kimi kimi, yani kimi kime şikayet edecek insanlar? Ya hukuk diye, hukuk diye bir şey var mı? Hangi vatandaş bir davasının yargıç önüne, mahkeme önüne gittiği zaman şu kaygıyı taşımıyor? Bana çıksın vicdanla birisi söylesin. Yahu eyvah, benim davam oraya gitti ama ben bunlara muhalif olarak biliniyorum. Yandım be. Çünkü Bidayet Mahkemesi'nden Yüksek Mahkemeye, Temiz Mahkemesi'ne kadar her tarafı kuşatma altına almışlar. Emir ve komuta güdümde bir yargı sistemi. Filan ayın 5'inde bir dava dosyası Yargıtay'a gidiyor. Şimdi elimde canlı örnekler var. Bozuyor bunu. Gerekçelerinde gerekçe gösterecek, gösteriyor. Doğru. Aynı ayın 25'inde aynı mahiyette, hukuki yapısı bakımından aynı bir başka dava gidiyor. Bunu tasdik ediyor, onuyor. Niçin biliyor musunuz? Bu ayın 25'inde giden dava bunların hoşuna gitmeyen bir adamla ilgili. Bitti. Hemen dosyayı bakıyor. Ha, falan oğlu filan. Hemen diyor. Bunun zararına onayın bunu. Bozmayın bunu. Uygun bir gerekçe yazın gönderin. Hiç okumuyor. Oradaki isme bakıyor. Bu falanca mı? Tamam. Bize işte yargıyı bu hale getirdiler. Bakın, temerküz kampına dönüştürdükleri o hapishaneler, esarethaneler, kumpas hapishaneleri diyelim, kendi evet, ifadeleridir. Hep boşaldı bak. En son işte o muhteşem kumandan Engin Alan çıktı, yeminini yaptı, mecliste geldi. 4 yılı aşkın zamandır yatıyor orada. Kim verecek hesabını? Sorry, yanlış oldu. Siz Türk ordusunun genelkurmay başkanını ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ediyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki bu kumpasla yapıldı, bunu paralelciler yaptı, bilmem ne, o ona, o ona, o ona, hadi çık. Ya akıl zorlanıyor bunları izah etmekte. Bu hale getirdiler. Bu hukuk mu? Bu adalet mi? Bu hukuk devleti mi? Nerede bunların anayasaya yaptıkları? Anayasaya yaptıkları yeminde bunların bir tanesi mertçe, adamca, vicdan ve idrakle o yemine sadık çıksa bu oyunlar olmaz. Bir tanesine olur olmaz, çıkar şu benim dediklerimi gerekçe olarak göstererek istifa eder. Bir tane yapan gördüm. Belki Ramazan ayı arınma ayı ya hocam. Belki 11 ay boyunca yaptıklarını düşününce birileri cesaret eder. Sen İngiltere'de okudun değil mi? Anca Türkiye'de sonra. Shakespeare'i bilir mi? Okudun mu Shakespeare'i? Okudum. Hı. Shakespeare'in bir sahnesi vardır. Kral Lear'de. Kralı öldürür. Hatasını anlıyor, ediyor. Ellerini yıkar biliyorsun. Yıkar, 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 yıkar. Bir türlü temizlendiğine inanamıyor. Şimdi aynen onun gibi bunları Ramazan mamazan temizleyemez. Bunları temizleyecek su yok. Bunları tarihin diyalektiği yargılar veya cehennem temizler. Başka temizlenemezler. Bunların yaptıkları zulümler tarihte eşi emsali olmayan zulümlerdir.
Ne Ramazan? Hangi Ramazan? 100.000 Ramazan'ı üst üste koysan ve emir verse Cenab-ı Hak Ramazanlara, 100.000'iniz birlikte bunları temizleyeceksiniz, temizleyemezler. Ramazan der ki, ya Rabbi ben Ramazanlıktan istifa ediyorum, ben bunları temizleyemem. Yani bu Ramazan bizden kesin memnun kalmayacak. Benden memnun kalacak. Ben kimin tavuğuna kişe dedim. Bende kimsenin hakkı yok. Senden de büyük ihtimalle bilmiyorum ama ben bildiklerimi söylüyorum. Ramazan'ın temizleyeceği insanlar var bu topraklarda. Onlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Anadolu'da bu insanlar var. Her yerde var bu insanlar. Ama bunlar egemen olamıyorlar. Egemen olanların hiçbirini Ramazan temizleyemez. Temizlemez zaten, Ramazan böyle bir şeyi kabul etmez. Bunları tarihin, diyalektiğinin mahkemesi temizler. Veya cehennem temizler. Evet, sizin yine bir yazınız da vardı. Tarih bunları cezalandıracak. 3T. Benim 3T'yi biliyor musun? 3T. Tarih kısmını biliyorum galiba. Bir tarih, toplum, Tanrı. Veya öbür türlü. Makrodan mikroya, mikrodan makroya. Tanrı, tarih, toplum. Toplum aldatılabilir veya suç ortaklıkları olduğu için kendisi de kirlenmiştir. Temizleme işine, hesap sorma işine giremez. Bizim toplumumuz öyledir. Ama T'lerin öteki ikisi var ya, tarih ve Tanrı. Hiç affetmezler. Hiç affetmez, hiç ıskalamaz. Sabırla vaktini beklemek lazım. Mutlaka ve muhakkak hesap sorar. Ve dibine kadar hesap sorar. Tanrı çok toleranslıdır. Çok merhametlidir, müşfiktir, krediyi bol verir. Fakat ödetirken de tam ödetir. Toplum, bizim toplumumuz mesela böyle maalesef. Ondan ben bir şey beklemiyorum. Ama öbür iki T yapacaktır. Yani bedeli ödetilecektir. Hiç. İyi ya da kötü her şeyin. Yani cezası da verilir. Cezalardan bahsediyoruz. Cezası da verilir ama iyi yapılan şeylerin de karşılığı siz muhakkak görülür. Sanıyor musunuz ki bu hukuk katillerinin, bu zulüm zorbalarının, bu kumpasçıların ve yandaşlarının, ortak, zaten hepsi bunları ortak yaptılar. Sonra bir takım menfaat çatışmaları yüzünden birbirine girdiler. Hiç önemli değil. Ben hiçbirini bir milim ötekinden ayırmam. Hemen birileri bunların bir tarafına şirin görünüp oradan güya oy alacaklardı filan. Ana muhalefet dedikleri, tamam mı? Ana Muvafakat Partisi'nin yaptığı oydu. 30 Mart'ta ne aldığını gördü. Aldığını burada şimdi telaffuz etmek istemiyorum. Ne aldığını gördük. Daha öyle benzeri şeyler alacak o kafayla. Niye? Efendim şimdi bunlar birbirine girdi. Hükümetin başında olanların değil, bunlar öbürlerinin yanında. Lan bunların, sen ne biçim adamsın? Senin ilken yok mu? Senin ilken yok mu? Senin imanın yok mu? Senin siyasi programın, siyasi ideallerin, siyasi şahsiyetin yok mu? Bunların ikisi birden bu zulümleri yaptılar. Bunlar yarın yine birleşir, aynı şeyleri daha kötüsüyle yaparlar. Bunda şüphe yok. Sen ne akılla bunların birine yalakalık ve yardakçılık yapıyorsun hemen? Neymiş? Seçim yaklaşmış, 30. Aldın mı? Aldın mı?
Aldın mı? Rezilliğin, kepazeliğin yanına kaldı. Ama uslanmamış. Cumhurbaşkanlığı meselesinde yine aynı hatayı işledi. Yine hezimete uğrayıp rezil kepaze olacaklar. Aynı. Hiç uslanma diye bir şey yok. Hocam süremiz daraldı. Bu vesileyle... Tabii bunları söyleyince süre daralmış yok, oluyor. Yok estağfurullah. Yok. Seni gerçekten... de anlıyorum, anlıyorum. Yok evet. Hocam yani biz son derece her konuda özgürüz. Herkesin fikrine biliyorsun son derece saygı duyuyoruz. Tabii ki tüm eleştirileri yapacağız ki daha iyi bir noktaya götürmek için. Ama gerçekten tamam, süre daraldı. Bu vesileyle yine de son Ramazan'la ilgili siyasilere belki bir mesaj vermek istersiniz. Kapanışı siz yapın isterseniz hocam. Siyasilere bir mesaj vereyim. Ramazan vesilesiyle varın. Dünyanın önünde açık, kıvırmadan, açık bir tövbe ile tövbe ederek ondan sonra o ettikleri yemine sadık çıkmaları gerekir. Onu yapsınlar. O zaman derim ki tamam bak her şey düzeliyor. Yoksa gerisi hikaye. Peki hocam. Ben de kitabınızın 40. bölümünü o zaman tavsiye edeyim. Günahın görüneninden de görünmeyeninden de kaçın. Fotoğrafı çekilemeyenler daha büyük günahlardır. Tabii. Esas yıkan, mahveden onlardır. Onu konuşalım. Evet, bunu da bir dahaki onu programı. Bundan sonra o kitapta neler var? Evet, konuşacak çok şey bak, var hocam. Bak, Kur'an'ın temel buyrukları. Adı bu. Bak, Kur'an'ın bunları veriyor Kur'an. Hiç sen bizim dini hayatımızda bunları hiç duydun mu bugüne kadar? Hı? Duydun mu? Tabii günlük hayatımızda söz konusu. Duydun mu? Efendim ben bu Ramazan'da 20 cami gezdim. Gez. Dolaş. Ondan sonra Ramazan. 30'da türbe gezdim. Oh maşallah. Evet. Peki hocam ekleyecek bir şeyiniz var mı? Yok ekleyecek bir şey yok. Değerli izleyenler bu akşamlık da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar.